tüketici dernekleri hayır dediği halde, toplum hayır dediği halde 61. maddede anayasanın 172. maddesini yine ihlal ederek getirdiniz. Tüketici uyuşmazlıklarını arabuluculuk şartına getirdiniz. Ya arkadaşlar, arabuluculuk kanunu açık, arabuluculuk iradeliktir. Arabuluculuk gönüllülüktür. Siz gönüllülüğü bırakıp da alternatif çözüm yollarını esas duruma getirirseniz, istisnayı kaldırırsanız, o zaman anayasanın 36. maddesinde açık olan vatandaşın hak arama hürriyetini nereye koyacaksınız? Mahkemelere erişim hakkını nereye koyacaksınız? Adil yargılanma hakkını nereye koyacaksınız? Vatandaşa zorunlu arabuluculuk adı altında ilk önce iş hukukuna getirdiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde bir tek iş hukuku uyuşmazlıklarında iradelik vardır. Zorunlu arabuluculuk yoktur, dava şartı yoktur. Daha sonra ticari davalara getirdiniz. Şimdi tüketici uyuşmazlıklarına getiriyorsunuz. Ama anayasanın 172. maddesi açık. Açık ve net diyor ki anayasanın 172. maddesi, devlet tüketiciyi korumak ve koruyucu tedbirler almak zorundasın. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Telefon diye salata gönderiyorlar. Ondan sonra salata gönderen o şirketle vatandaşı sen müzakere yaptıracaksın. Arabuluculuk müzakeresi. Böyle bir şey olabilir mi? Siz vatandaşın mahkemelerdeki yükünü azaltacağız deyip de mahkemelere erişim hakkını, hak arama hürriyetini niçin engelliyorsunuz?